Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 3 Mart 2024. Yer Ankara arkadaşlar. Bugün 10 derece, 10-11 derece kadar bir sıcaklık var. Bugün arılara balla besleme yapacağız. Mart ayında, Mart ayının ilk bakımı. Mart ayında ne yapmamız gerekiyor? Arının stoklarını eksikse tamamlatmamız gerekiyor. Körüğümüzde doğal varma mücadelesi için portakal kabuğu yaktık. Şöyle biraz verelim. Çıta bal olarak hazırladım. Şöyle bakın. Bu imha edeceğim. Artık eskimiş peteklerden kalan bağlı çıtalar. Çıta üstlerine bunlardan vereceğiz. Hiçbir havalar soğusa da hiçbir sakıncası yok. Mart ayında kesinlikle stok kontrolü yapmamız gerekiyor. Stok azalan arıların stoklarını tamamlatmamız gerekiyor. Çünkü havalar Mart ayında belki biraz soğuyabilir. Arılarımız yavruya geçtiği için hızlı stok tüketecektir. O yüzden stoksuz arıyı yemsiz bırakmayacağız. Bismillah. En son bu arıya şurup vermiştim. Bakalım şurubunu aldı mı? Yavruya geçeceği için azar azar hem yavruya teşvik için hem stokları tamamlatmak için koyuş katında şerbet vermemiz gerekiyor. Bismillah bakalım. Görüyorsunuz şerbet almış. Kekini bitirmiş bir tanesini. Şerbetini almış. Poşetleri almada gecikirsek arı parçalamak isteyecektir. Parçalayınca da arıya aziyet olur. Ayaklarına dolanıyor ve ölüyorlar. Görüyorsunuz keki nasıl tüketiyorlar. Şöyle. Daha bu karıdan kış girene hiç çıta kaldırmadım. Bu bitmiş. Evet, bu da bitmiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Kıştan çıktığı için Şubat aylarında arılar yoğun stok tüketmeye gider. Hem yavruya geçtiği için hem de Bismillah. En son çıtadan başlayalım. Görüyorsunuz bu çıta da şöyle ballı bir çıta. Mübarek.
3-4 ay olmuştur bu kavanoz açmayalı tahmin. Şu araba çubukları. Bunda da şöyle kemer bal var. Ama arı yok kadınlarda. Bunda da şerbeti basmışlar buna. Bekarı bunda da fazla yok. Bu dönemde arılar biraz sert olur. Evet, aralı çıta muhtemelen buradan başlıyor. 2, 4, 6 çıtada arı yoğunluğu var muhtemelen. Evet, bu arada stok depolamışlar. Şu geri kalan 3 çıtayı alabiliriz. Evet. Boş bir çıt arkadaşlar. Polen var, polen. Bu tarafına polen yapmışlar, görüyorsunuz. Muhtemelen bundan sonrakinde yavru vardır. Ama bu çıtada bu çıtayı değiştireceğim. Hiç bunda bal yok. Ballı ve polenli bir çıta vereceğim bunu. Evet arkadaşlar, o çıtayı sirkeleyeceğim. Şöyle güzel kemer ballı ve polenli geçen seneden kalma çıta vereceğim ona. Muhtemelen bu çıta da yavru vardır. Maşallah. Neredeyse paket yavru arkadaşlar. Bakın. Maşallah yavrusu çok güzel. Bayağı bir genişletmiş yavru alanını. Diğer tarafına da görün istiyorum.
Evet, Anna Kraliçesi burada. Hemen Erdemir'in ucunda. Çok güzel yavru sahası var. Üç dört ayda açılmadığı için, yani çıta kaldırılmadığı için biraz sert. Zaten sert arı güçlü oluyor arkadaşlar. Maşallah. Evet. Yavru aranını görüyorsunuz. Çok güzel yavru atmış. Ben buna bir kere besleme yaptım. Sıvı besleme. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ankara'da bu ayda çok güzel. Genç ana bu ana. Geçen senenin annesi. 6 çıta darı. Sıkıştırmadan kışa girdi. Yani arada görmemiz gereken şu anda iki çıta da bayağı bir geniş yavru alanı var. Görmemiz gerekeni gördük aslında. Giriş deliğini muhtemelen pıra pıra işlemişler, çıta çıkmıyor. Evet, bunda da yavru var. Bu da yavrulu. Üçüncü çıta. Şu bölge şöyle yavrulu. Günlükler, larvalar. Hepsi var arkadaşlar. Evet, duvar çıtası. Görüyorsunuz balını. Çok güzel de balık stoğu var. Arı zaten kendini sol tarafa sıkıştırmış. Şöyle bir eski yerine yanaştıracağız. Bu arıyı biraz besleyeceğiz. Yani çıta olsa da beslemeye devam edeceğiz arkadaşlar.
çıta da eksiltmeyeceğim bu arada. Daraltmayacağım. Çünkü arı kendine rota çizmiş. Çıta kekini verelim. Evet. Balığını da ikram ediyoruz şu şekilde. Bu çıtayı da alıyoruz. Boş bir çıta. Sadece biraz polen var. Onun yerine ben hem polenli yakından göstereceğim size. Evet, ballı besleme kek verdik. Kekler geçen seneden kalma. 3 çıta da yavru var. Çok güzel maşallah. İyi bir arı, güçlü bir arı bu. Evet. Bunu üstünde kapatalım ki şöyle. Yağmaya sebebiyet vermeyelim. Bakın hangi çıtayı aldık. Bağlı çıtaları almadım. Şöyle boş bir çıta. Bu tarafında biraz polen vardı. Verdiğim de polenliydi zaten. Sıkıntı yok. Felfaksı geçen incelemiştik. Sadece buna balını vereceğim. Yemini vereceğim. Ve kapatacağım. Yani aranızı daraltırken de gidip de balık çıtaları almayın. Çünkü bu dönemde arası gerçek çıkadır. Tam yavruyu çoğaltma zamanı. Zayıf bir arı. Belfast. Ama güzel tüketim yapıyor. Şerbeti çekmişler görüyorsunuz. Havada soyacağı için yani önümüzdeki günlerde havada soyacağı için tekrar şerbet vermiyorum arkadaşlar. Soğukta arı alamayabiliyor. Zaten bunu gerekli sıkıştırmasını yapmıştım. Sonra bir kek. Ve geçen seneden kalma kekler. Hadi. Evet. Aradan almasını biliyorsak vermesini de bileceğiz. Şöyle çıta balı olarak
veriyorum. Araya verirsek arabize 10 üstünü verir onu, korkmayın. Bunlar süzmediğim, arılara ayırdığım ballı çıtalar. Eski çıtalar, eski petekler. Nasıl olsa bu sene imha edeceğim onu. Eski çıtaları, çok esmerleşmiş çıtaları imha edeceğim için ballı şeklinde sakladım. Ve bu mevsimlerde vermek çok münasip olur. Evet arkadaşlar, kısaca özetleyecek olursak, şu andaki kontrollerde stok durumunu az önce gördüğünüz o şekilde kovanınızda, merkezlerde boş çıta varsa, elinizde varsa daha iyi kemerli çıta değiştirebilirsiniz veya bir besleme yapmanız gerekiyor. Çünkü kuluçkalığa yakın ballı çıtalar mutlaka olması gerekiyor, polenli ballı. Bunlara dikkat etmeliyiz. Yavru düzenine bakmalıyız. Günlük var mı? Anne arıyı göremezsek günlüğü görmeliyiz. Bir önceki videolarımda da bahsettim zaten. Mart ayında işte havalar 12-13 derecelerdeyken 15 derecelerdeyken azar azar tüketecek şekilde beslememiz münasip olur. Video bayağı bir uzun oldu. Bakıma devam edeceğim bu şekilde. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Bunları da ikinci video olarak sizlerle paylaşırım inşallah. Evet, Allah'a emanet. Abone olmayı, destek olmayı unutmayalım. Destek için bizlere. Link de atarsak memnun kalırız. Allah'a emanet. Hoşçakalınız.